sıcak gelişmeyle başlayacağız ama siyasetin gündemini özellikle İstanbul'daki rekabeti konuşmadan evvel görmüşsünüzdür belki sosyal medyada ya da izliyorsanız haber kanallarında bir sıcak gelişme haberi var. İstanbul Fatih'ten bir bıçaklama haberi geldi. Fatih Camii içerisinde bir kişi İsrail aleyhine slogan attıktan sonra caminin imamıyla tartışmaya başladı ve önce imamı bıçakladı. Ardından o esnada camide bulunan bir başka vatandaşı bıçakladı. ÖS ismi, isminin ve soy isminin ÖVS olduğu öğrenilen bu şahıs ardından gözaltına alındı. Galip Usta ve Bilal Erdem hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam ediyor. İlk olarak hayati tehlikelerinin olduğu yönünde bir bilgi paylaşılmıştı. Ancak bu daha sonra güncellendi, bilgi düzeltildi. Hayati tehlikelerinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü yönünde bilgi geldi. Tekrar etmek gerekirse akşam saatlerinde 19-15 civarında Fatih Camii'nde provokasyon mu henüz bilmiyoruz. Öyle gibi görünüyor en azından ilk izlenim. Aldığımız elimizdeki güncel veriler, bilgiler bize bunu söyletiyor. Ancak tabii ki ilerleyen saatlerde daha çok detay öğrendikçe konunun mahiyeti de anlaşılacak ama şu an için bir provokasyon gibi görünen bu saldırıda iki kişi yaralandı, tedavileri sürüyor, saldırgan gözaltında. Sayın Demir, önce sizden bir yorum almak isterim, sonra siyaseti konuşacağız. Öncelikle yaralanan imama geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Umarım acil hemen şeye kavuşur, sağlığına kavuşur. Böyle zamanlarda sakin olmak gerekir ve sükunet içinde durumu değerlendirmek gerekir. Olayın adli soruşturmasının devam ettiğini belirttiniz. Bu adli soruşturma sonrasında değerlendirmekte daha büyük fayda görüyorum. Evet, evet. Sıcağı sıcağına kesinlikle itidalli yorum yapmakta fayda var. Hocam geçtiğimiz haftalarda da Filistin'e destek mitingi sonrasında yine böyle bir saldırı haberini paylaşmıştık. Gerçekten toplumun sinir uçlarının çok hassaslaştığı ve oralara en ufak bir dokunuşta da çok tehlikeli sonuçlara yol açılabilecek bir dönemdeyiz. Bence sizin vereceğiniz itidal mesajı da önemli bu nedenle. Evet, yani o mesajı verelim. İmam, yani dedi, cami görevlisi imam şey yapalım, geçmiş olsun diyelim ama yani hatırlarsanız geçen haftalarda siz de bu programı başlarken şey vardı. Yani bir kulüp başkanı, Ankara Gücü Başkanı hakemi yumrukladı. Bütün gece onu konuştuk. Evet. Başka bir programda Somalili Cumhurbaşkanı'nın oğlunun bir kuryeyi arkadan vurması, öldürmesi. Kaçması, serbest bırakılması. Yani arkasından işte tekrardan o ailenin birisinin telefon etmesi falan gibi her hafta bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Yani burada itibar